Herkese merhaba. Türk tiyatrosunun doğayan isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı. Zincirlikuyu Camii'nde öğle vaktini müteakip kılınan cenaze namazına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, ünlü oyuncu Zerrin Tekindor, Ahmet Uğurlu'nun yanı sıra ailesi ve sevenleri katıldı. Bakan Ersoy basın mensuplarına yaptığı açıklamada sanat camiası için acı bir gün olduğunu belirterek, "Çok önemli bir değerimizi kaybettik. Ayten Hanım küçük yaşlardan beri sanata kendini adamış bir isimdi. Aslında baleyle başlayıp sonra tiyatroya geçmiş çok önemli bir sanatçımızdı. Sadece tiyatro oyuncusu değil, beyaz perdede de sahnede de çok başarılı işler çıkarmıştır. Kendisi aynı zamanda devlet sanatçısı unvanını da alan çok başarılı bir oyuncu ve yine 1992 Kültür Bakanlığı Büyük Ödülüne layık görülmüş. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlıyorum," diye konuştu. Taziyeleri kabul eden sanatçının kızı Aslı Gökçer Obağa şunları kaydetti. "Annem hem meslek hem özel hayatında hep çok sevdim, çok sevildim," dedi. "O yüzden bir gün bana bir şey olursa sakın üzülmeyin. En çok o zaman üzülürüm," demişti. "Bütün sevenlerinden ricam üzülmeyin. Onun güzel günlerini, başarılarını, hepimizin hayatına dokunduğu noktaları kutlayalım," diye konuştu. Oyuncu Işıl Yücesoy da arkadaşı Gökçer'i tarif etmenin zor olduğunu vurgulayarak, "Bunca yıl zirvede kalmış, bunca yıl hayatını yalnız ve yalnız tiyatroya adamış. Bütün bunlar bir kenara, çok iyi bir anne, çok iyi bir dost, çok iyi bir arkadaştı. Türkiye'nin başı sağ olsun," ifadelerini kullandı. Ayten Gökçer törenin ardından Zincirlikuyu mezarlığında eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedildi.